Önce başta sayın rektörümüz olmak üzere, sayın dekanımız, dekanlarımız, hocalarımız olmak üzere bütün arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi saygıyla, sevgiyle selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. Ben doğrusu Zakir Bey böyle bir gelenekten, salı toplantılara geleneğinden söz ettiği zaman daha dar çerçeveli bir sohbete geleceğimi zannetmiştim. Alakanıza çok teşekkür ederim ama hele hele bir konferans için hiç hazırlıklı gelmedi. Tabii bir konferans dinleyicisi için bu büyük bir avantajdır. Konferansın veya konuşmacının hazırlıklı gelmemiş olması sizi biraz kurtarır. Beni ne kadar kurtarır onu süreç içinde beraber görürüz. Ben dediğim gibi sohbete geldim ve dolayısıyla özellikle asistan arkadaşlarımızın sorularıyla sohbetin renkleneceğini, açılacağını düşünerek geldim. Ama kısa bir girizgah yapayım, ondan sonra gerçekten bu işi bir sohbete çevirelim. Tabii salonumuzun mimarisi bir sohbete uygun değil. Biz aynı problemi İngilizce veya yabancı dil derslerimizde de yaşıyoruz. Herkes yabancı dili öğretemediğimizden, İngilizceyi öğretemediğimizden şikayet ediyor. Doğru, öğretemiyoruz. Bunun sebeplerini araştırırken karşımıza çıkan en önemli sebeplerden birinin sınıf düzenimiz olduğunu gördük. Sınıflarımız böyle sıra düzeniyle olduğu zaman çocuklar birbirleriyle diyalog kuramıyorlar. Öğretmen bir şey söylüyor, onlar sadece alıcı durumundalar. Halbuki yabancı dil derslerinde özellikle yanlış yapmak çok gerektiği için, yani çocuklar konuşacaklar, yanlışlar yapacaklar, birbirlerinin yanlışlarını düzeltecekler ve böylece ders pratiği başlamış olacak. Halbuki bizim sınıf düzenimizde bu mümkün değil. Onun için şimdi yavaş yavaş değil, epey hızlı bir biçimde sınıflarımızı özellikle yabancı dil eğitimine uygun düzenlemeye, U düzenine geçirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla evet bir sohbet için uygun bir sıralamamız yok ama ben buradan hepinizi görüyorum. Söz isteyen her arkadaşa da uzanabilecek, görebilecek durumdayım. Tabii tekrar Zakir Bey'e bu daveti için çok teşekkür ediyorum. Sayın rektörümüze teşrif için çok teşekkür ediyorum. Bizim toplumsal bir zaafımız var. Daha doğrusu siyasetçi ve hatta akademisyen sınıflarının tartışmalarında görülen çok önemli bir zaaf var. Bu tek tek herhangi birimizin sorumluluğu değil, herhangi birimizin zaafı değil. Toplam bir zaaftan söz ediyorum. Bizim şuna ihtiyacımız var, üniversiteler olarak, ilkokullarda da, ortaokullarda da, liselerde de, tabii üniversitelerimizden çok, ortak bir kültürel zemin oluşturmamız gerekiyor. Şimdi bununla ilgili olarak geçmişte bin temel eser, yüz temel eser gibi iyi niyetli girişimler yapılmış ama maalesef çok verimli sonuçlar alamamışız. Nasrettin Hoca bile ortak bir zemin olmaktan çıkmışsa, siz işte Nasrettin Hoca'nın bir fıkrasına gönderme yapmak istediğiniz zaman o fıkradaki nükteyle karşınızdakine bir şeyi anlatmak istediğiniz zaman bile önce oturup fıkranın kendisini anlatmak zorunda kalıyorsanız burada ciddi bir sıkıntı var demek. Ve öyle yani hakikaten. Sanıyorum şöyle bir teknik meseleyi biz atlıyoruz. Biz zaten liselerde Türkçe'yi doğru düzgün öğretemiyoruz. Osmanlıca öğretmek için çok uzman kadroya ihtiyacımız var. Doğru, ben de prensip olarak Osmanlıca'nın liselerde eğitilmesinden, öğretilmesinden yanayım ama bunu nasıl başaracağız? Liselerde başka çok ciddi problemlerimiz var. Şunu da söyleyebiliriz, maalesef eğitimin kitleselleşmesiyle birlikte Türkiye'de lise eğitimi çöktü maalesef. Bu konudaki görüşlerinizi almak isterim. Bir de hocam, sizin iki şapkanız var. Biz şimdiye kadar entelektüel olarak tanıdık. Siyasetle entelektüel olmak arasında zaman zaman konuşmalarınızda o gerginliği hissediyorum. Nasıl bir ilişki var? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Osmanlıca meselesi Goebbels'in
meşhur bir lafı var. Siz iletişimciler olarak bunu biliyorsunuz. Herhalde adam öyle bunaltmışlar kültür filan filan diye. Diyor ki artık kültür deyince elim tabancama gidiyor diyor. Şimdi Osmanlıca deyince de ben şöyle bir yokluyorum kendimi. Sosyal bilimler liselerinde zorunlu ders olarak 10 senedir okutuyoruz. Sosyal Bilimler Lisesi Hüseyin Çelik Bey zamanında kuruldu. Allah razı olsun. Çok güzel okullar oldu. Çok seçkin okullar oldu. İyi bir öğretim kadrosu, kadroları oluşturuldu oralarda. Ve öğrencilerimiz de çok mutlu. Lise 2, lise 3, lise 4'te Osmanlıca zorunlu ders olarak okutuluyor. Osmanlıca denilen şey de neticede bir alfabe eğitimi. Yani 28'den önceki alfabeyi çocuklar tanısınlar. Bu kadar. Onunla bunu Murat Bardakçı çok güzel formüle etti zaten bir konuşmasında dinledim. Yani Hüseyin Rahmi şıp sevdiği de ilk baskısından okuyabilsinler. Peki ne kazanacak bununla? Şimdi matematik okumak ne menfaatimize? Kimya ne menfaatimize? Biyoloji ne menfaatimize? Bu sorunun sonu, bunların sonu yok. Ha şunu sağlar. Bir özgüven gelir çocuğa, lise talebesi. Geriye doğru okusa da okumasa da, okuyabilse de okuyamasa da işte Hüseyin Rahmi'yi okumanın verdiği, Hüseyin Rahmi'yi orijinal baskısına okumanın verdiği cesaretle geriye doğru kendisine bir senelik bir geçmiş görecek. Bu iyi bir güvendir. Bu özgüven bize lazım. En çok ihtiyaç duyduğumuz şey özgüvendir. Yani tarih sahnesinde yeni zuhur etmiş bir millet olmadığımızı, geriye doğru pek çok birikimlerimiz, zenginliklerimiz olduğunu hissetmesi, bakın bilmesi demiyorum, hissetmesi önemli bir kazanımdır. Çocuk bunun üzerine başka şeyler inşa edebilir. Dolayısıyla şimdi bir başka argümanda ya biz zaten işte şunu öğretemiyoruz, bunu öğretemiyoruz, Osmanlıca'yı mı öğreteceğiz, uzman Türkçesi, yani Türkçe'yi mesela. Türkçe öğrenmenin de bir parçası. Efendim biraz önce Sayın Zakir Avşar dekanımızın söylediği gibi bir yetişmiş iletişim mezunumuz var. Bu iletişim mezunlarının istihdam konusunda kendisinin önerdiği gibi medya okur yazarlığı dersi sizi birebir ilgilendirdiği için çok önemli arz ediyor. Bir de iletişim dersi de olabilir. Çünkü iletişim çağındayız. Bu derslerden birisini koyduğunuz zaman öğretmen olarak en azından iletişim mezunlarına bir istihdam sağlanacağı düşüncesindeyim. Bu konuda düşüncelerinizi... Evet, teşekkür ederim. Hayırlı. Medya okuryazarlığı dersi ne yer aradık, arıyoruz. Ama şunu söyleyeyim, ben Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra bir tane bile yeni iletişim fakültesi açılmasına izin vermedim. Yani daha önce onaylanmış olanlar dışında yeni iletişim fakültesi açmıyoruz. Medya okuryazarlığı dersinin nerede, hangi kademede, hangi statüde okutulması gerektiğiyle ilgili çalışmamızı yapıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bir tartışma başlamış. Bu coğrafi keşiflerle alakalı Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı bu Christoph Kolomb'un Amerika'yı keşfettiği mevzusuyla ilgili. Şimdi biz 90'lar nesli olarak en azından ben bu müfredatla büyüdüm. Christoph Kolomb'un yani güneş hep batıdan doğdu bizim müfredatımızda ama biz hiçbir zaman bir Müslüman coğrafyacı El İdrisi'yi öğrenemedik. Belki dünyanın en büyük dehalarından birisi Biruni'yi tanıyamadan bir milli eğitimden geçtik. Bu müfredatımızdaki hep bilimin batıdan doğduğu, bilimin batıda geliştiği anlayışından ne zaman kurtulup acaba gerçek bir milli ve Türk, yani Osmanlı'dan gelen bir bilim anlayışını ne zaman milli eğitimimizde, müfredatımızda göreceğiz? Onu sormak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Batı meselesi, Doğu'nun katkıları, Batı'nın katkıları meselesi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o tezi dile getirmesi, o tez Fuat Sezgin Hoca'nın tezi. Fuat Hoca 12 ciltlik bir bilim tarihi kitabı da olan Almanca orijinali, sonra Türkçe'ye de çevirdi, Bilimler Akademisi çevirdi. Orada bu ve benzeri pek çok başka kuramı da var. Dolayısıyla
onu bu gündelik polemiklerin ötesinde oradan okumakta yarar var. Ama bu Doğu Batı meselesinde benim size önerebileceğim bir başka kitap var. Joseph Needham. O da Çin'in Fuat Sezgin. Daha doğrusu Çin uygarlığı ile ilgili Fuat Sezgin gibi. Yani Fuat Hoca İslam bilim tarihi için neyse, Joseph Needham da Çin bilim tarihi için. O, onun da 20 küsur ciltlik Çin bilim ve uygarlığı diye bir kitabı var. Bir aslı bir şeyi var. Ama onu nasıl olsa hiçbirimiz okuyamadık. Ben de okumadım. Okuyacak halimiz yok. Yani vaktimiz yetmez. Ama bir zamanlar Türkiye Mimar Mühendisler Odası, Makine Mühendisler Odası basmıştı. Şimdi hangi yayınları bastı bilmiyorum. Yeni piyasada da olması lazım. Doğu'nun bilgisi, Batı'nın bilimi. Küçük, 60-80 sayfalık, 4-5 formalık bir kitap halinde bastılar. Bütün o şeylerin nefis bir özetidir. Çevresi de çok güzeldi. Doğu'nun bilgisi, Batı'nın bilimi. Orada meselelerin Doğu'da nasıl, Batı'da nasıl, niye öyle, niye orada öyle, burada böyle, onları çok güzel anlatan Needham'ın kitabını özellikle öneririm. Aslında bir öğrencimin e-mail'e ulaşmıştı. 16, bu ayın 16'sında göndermiş. Öğrencimin tabii ismini vermek istemiyorum. Belki bu e-mail'i bakan hocamızla, ben ikisini birleştirdim hem yetkisi olduğu için ama hocamızla paylaşmak istiyorum. Şöyle yazmış öğrencimiz. Şu anda bir öğretmen olarak atanmış. Hayırlı akşamlar Mehmet Hocam. Gazi Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümünden geçen yıl mezun olan öğrenciniz. Ki soyadı da değişmiş arada, onu da belirtmiş. Bu maili atıp atmamak konusunda çok düşündüm. Biliyorum ki çok yoğun çalışıyorsunuz. Umarım maili okumaya fırsatınız olur. Aynı günde maile cevap verdim. Hocam ben bu yıl göreve başladım. İzmit Dilovası'nda aday öğretmen olarak görev yapıyorum. Anlayacağınız atandım istediğim şehire. Bir de gülücük var. İlk başta size teşekkür bir borç bilirim. Her ne kadar sizden seçmeli dersler alabilsek de ana dersler kadar belki daha fazlasını öğrendiğimi ifade etmek istedim. Matematiğe farklı bir bakış getirdiniz benim gözümde. Pek çok programdan ve farklı yaklaşımlardan haberdar oldum. Sizin matematik öğretimiyle ilgilendiğinizi bildiğim ve tecrübesiz olduğum için size danışmak istediğim birkaç şey var. Hocam bulunduğum bölgenin tamamı doğudan göç etmiş, durumu çok iyi olmayan ailelerin bulunduğu bir bölge. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki ilgisizlikten ve geçim sıkıntısından matematik öğrencilerin için de çok da matematik öğrencilerin için çok da önem arz etmeyen bir ders. Ben bu dersi öğrencilerime sevdirmek ve dersin öğretimi sırasında farklı yöntemler, yollar kullanmak istiyorum. Ama görüyorum ki çoğu zaman yetersiz kalıyorum. Diye devam ediyor. Sonunu şöyle başlamış, bitirmiş. Kuru kuruya ders anlatıp geçen bir öğretmen olmaktan çok korkuyorum. Eğer bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkürler. Bu tabii şöyle bir tablonun da göstergesi. Yani aslında biz hekimlerin intern şeklinde bir eğitim aldıklarını biliyoruz. Yani son yıllarında uygulamalı bir eğitim aldıklarını biliyoruz. Hep bu eksikliğimizden de bahsediyoruz. Fakat öte taraftan da işte sosyal bir baskı, fen fakültesi, şimdi iletişim fakültesindeki öğrencilerimizde formasyon istiyorlar. Yani gerçekten öğretmenlik 1739 sayılı kanunun belirttiği şekilde bir uzmanlık gerektiren bir meslekse, hani bunun eğitimini acaba 3 aylık formasyonlarla mı yapmak daha doğru olur? Öte taraftan bunun için acaba biz yeniden öğretmen yetiştirmeyi tartışıp ve işte bugün gelişmiş ülkeler, Finlandiya, Kore, Kanada, işte Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerdeki yüksek lisans doktora düzeyinde öğretmenler mi yetiştirmeliyiz? Bu sadece öğrencimin tıkandığı noktadan yola çıkarak paylaştığım bir şey. Teşekkür ederim. Şimdi çok kestirmeden cevap vermeye çalışayım. 2011 yılında Ömer Dinçer tarafından başlatılmış bir öğretmen stratejisi planı, öğretmen yetiştirme strateji planı hazırlıkları var. 2011 yılında Antalya'da başladı. Ben de o dönemde Milli Eğitim Komisyonu Başkanı olarak bu toplantılara katılmıştım. Tüm bunların hepsini göz önüne alarak biz bu öğretmen stratejik belgesini dedik ki Şura'dan sonra açıklayacağız. Şimdi biz bundan ışığında, o tavsiye kararlarının ışığında öğretmen strateji belgemizi son şeklini veriyoruz. Yakında açıklayacağız. Orada dört tane
temel hedef, onların alt hedefleri ve sonra onlara bağlı eylemler. Bunları planladık, planları bitmek üzere. Sonra yani redaksiyonu yapıyoruz. Biz öğretmen yetiştirme düzenimizi yeniden elden geçiriyoruz. Hatta bununla ilgili bir akademi projemiz var. Öğretmenlerimizi tıpkı silahlı kuvvet, tıpkı demeyeyim öyle o kadar da birebir özdeşleştirmeyelim ama silahlı kuvvetlerin kendi kurmaylarını, harp akademilerini yetiştirmesi gibi biz de öğretmenlerimizi ve en azından bazı kurmay öğretmenlerimizi, yani uzman öğretmenlerimizi yetiştireceğimiz bir akademi. Bu daha önce düşünülmüş, sonra vazgeçilmiş, tekrar burada gündemimize aldık. Belki bir akademi üzerinden. Bu aynı zamanda mevcut eğitim fakültelerini de yeni öğrenci almaktan çok mevcut öğretmen kadrolarımızın hizmet içi eğitiminde, yani öğretmen niteliğinin arttırılmasına yönelik olarak değerlendirmeyi ümit ediyoruz. Sizi yazar olarak, köşe yazarı olarak tanıyoruz. 86 yazılarınızdan, köşe yazılarınızdan biliyoruz. Akademisyen olarak kitaplarınızı okuduk. Şimdi siyasetçisiniz. Bu medyanın da ilgi odasınız. Tüm bunlar sizde bir perspektif, çok geniş bakabilme özelliği yarattığını düşünerek bu soruya iyi cevap verebilecek kişi olarak gördüğüm için Türk medyasını çok kısaca özetleyecek olsanız bu geniş perspektifte birkaç cümleyle ne söyleyebilirsiniz? Türk medyası konusunda, Türkiye'deki medya konusunda birkaç cümleyle ne söyleyebilirsiniz? Bir de bu farklı farklı branşlar içerisinde size en çok tatmin eden, en mutlu olduğunuz branş hangisi? Yani siyasetçi olarak mı daha mutlusunuz, akademisyen olarak mı yoksa gazeteci, o köşe yazarlığı döneminizde mi daha mutluydunuz? Peki, teşekkür ederim. Eskisi kadar kitapçılara gidemiyorum. Sinemaya, tiyatroya, lokantaya, sokakta yürümeye falan şeyimiz kalmıyor. Seyahatlerde de hiçbir zaman yalnız olmuyorsunuz. Ama güzel tarafı yok, güzel tarafı var. Bazen bir öğretmenle, bir öğrenciyle veya herhangi bir vatandaşla ilgili bir sorun oluyor ve siz onu çözüyorsunuz. Ve belki siz olmasanız o sorun çözülmeyecek. Onu hissettiğiniz zaman o çok güzel bir şey.